Herkese merhaba. Bu dersimizde mirror komutunu göreceğiz. Öncelikli olarak kendimize bir şekil çizelim. Mesela bunu line'la alalım. Bir önceki derste gördüğümüz gibi trimleyelim. Diyelim kendimize böyle bir şekil çizdik. Enter dedim, komuttan çıktım. Öncelikli olarak Modify menüsünden Mirror'a tıklayabilirsiniz, objenizi seçebilirsiniz ya da M-I Enter diyerek Mirror komutunu aktif edebilirsiniz. Şimdi benden objemi seçmemi istiyor. Bir kere mouse'a sol tıkladım ve seçim alanımı sola doğru seçtim. Enter diyorum. Şimdi benden bir Mirror Line çizmemi istiyor. Yani bir referans çizgisi. Öncelikli olarak örneğin şuradan buraya doğru bir referans çizgisi aldığımızda gördüğünüz gibi hemen zaten bunu aynalamış oluyor. Ya da isterseniz üst tarafa da line çizerek bu objenizi farklı açılarda, farklı alanlara doğru mirrorlayabilirsiniz. Örneğin eğer 90 dereceyi yakalamakla ya da işte 90 ve katlarını yakalamakla alakalı sıkıntı yaşıyorsanız F8'e basarak bunu kitleyebilirsiniz. Tekrar F8'e basıyorum. Erase Source Object, yani kaynak objeyi sileyim mi diyor. Kaynak obje olarak kastettiği de bizim mirror'ını aldığımız ilk obje. Default olarak No geliyor. Buna tıklıyoruz ve objemizi aynalamış oluyor. Mesela Polar Tracking'imi açıyorum, ben tekrar aktif ediyorum. 45 derece katları olarak gitmek istiyorum. Tüm objelerimi seçiyorum. Sonrasında tekrar isterseniz komuttan yazalım. M'yi Enter dedim. Ve benden bir tekrar mirror line çizmemi istiyor. Atıyorum bu sefer yatay olarak bir çizgi çizdiğimde bu çizgiyi baz alarak mirrorlama işlemi yapıyor. Eğer isterseniz farklı köşelere de mirrorlama yapabilirsiniz. Farklı alanlarla. Böyle yaptığınızda tabii üst üste binmek gibi bir problem olacak. Yatayda çizdiğiniz çizgiyle bunu yapacak. Eğer kaynak objesini silerseniz ne oluyor? Yes'e bastığımız zaman ilk mirror'ını aldığımız objeleri siliyor. İşlemimizi geri alıyoruz. Örneğin elimizdeki parçalarda çeşitli delikler var. Bunları tek tek yapmak yerine mirror komutuyla yapıyoruz. Mesela şuraya bir delik çizelim. Şimdi ben tekrar mirror komutumu aldım. Objemi seçtim. Enter'a bastım. Benden bir line çizmemi istiyor. Böyle bir line verdim. Kaynak objenin silinmesini istemiyorum. Sonrasında bu iki daireyi de tekrar seçiyorum. M-I Enter yapıyorum. Bu sefer yatayda bir line çiziyorum. Tekrar kaynak objemin silinmesini istemiyorum diyorum. Ve mirror komutunu böylelikle kullanıyoruz. Temel olarak mirror komutu böyle. Tabii ki daha önce de dediğimiz gibi çeşitli örnekler üzerinde kullanarak bunları iyice pekiştireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.